kaldığımız yerden derse devam edeceğiz. Dersimiz İktisat Risalesi. Ee, ilk, i̇lk iki dersi yaptık. Bu üçüncü ders olacak. Yedinci nükteden devam edeceğiz. Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Muhterem Hazirun hoş geldiniz. İnşallah Risale-i Nur Kur'an tefsirinden Lem'alar isimli eserin 19. Lem'a İktisat Risalesinden 3. bölümden yani 7. nükteden okumaya devam edeceğiz. Cenab-ı Hak tesirini halk eylesin. Azami derecede beraber müstefid ve müstefiz olmayı, yani hem aklımızla hem kalbimizle istifade etmeyi bizlere nasip eylesin. Çünkü sadece akıl istifade etse ne olur? Noksan olur. Aklın nuru fünunu medeniye, vicdanın ziyası ulumu diniyedir. İkisi imticac ederse talebenin himmeti pervaz eder. İkisi birbirinden ayrı düşer ayrı giderse Birisinden hile ve şüphe, ikincisinden taassup tevellüt eder. Bu sebeple kalbin de istifade etmesi lazım. Sadece kalbin istifade etmesi de yetmiyor. Aklın da işba olması lazım. Biz ehli haliz, namzedi istikbaliz, tezzini müddea, aklımızı işba etmiyor, bürhan isteriz diyen bir üstadın dersini okuyacağız. Kalp de ne oluyor? Kalp İman edilen şeylerin aklen ispat edilmesi lazım. Hatta İbrahim Aleyhisselam Rabbine Bakara Suresi Celilesinde geçiyor. Ya Rabbi, ölüleri nasıl diriltiyorsun? Dirilteceksin. Onu bana gösterir misin? Ey İbrahim, yoksa sen iman etmiyor musun? Ya Rabbi, iman ediyorum. ve Velakin kalbimin de tatmin olmasını istiyorum. Yani aklımın ve kalbimin. Burada da işte kalben istifaza, aklen istifade etmeyi Rabbim bizlere nasip eylesin. Risale-i Nur dersleri zaten her iki cepheye de hitap ediyor. Her iki cephenin muzır manilerine ne yapıyor? Müdahale ediyor, onları berheva ediyor, yok ediyor. Yedinci nükte, iktisada dair. İsraf hırsı intac eder, hırs üç neticeyi verir. Yani biliyorsunuz iktizadın, iktisadın zıddı neydi? İsraftı. İsraf hırsı intac eder, netice verir. Hırs üç neticeyi verir. Hırslı olmak ise hırs yapmak üç şeyi netice verir. Birincisi kanaatsizliktir. İkincisi hasarettir, hüsrana uymak, uğramaktır. Üçüncüsü ise amellerin özü, esası, zübdesi, hülasası olan ihlası kırmaktır. Demek ki israf, hırs üç şeyi netice veriyor. Birincisi kanaatsizlik, ikincisi hasaret, üçüncüsü nedir? İhlassızlık. İşte bu birincisi kanaatsizliktir. Kanaatsizlik ise saye, iktisat etmeyen birisi hırslı olur, hırslı olan birisi kanaatsiz olur. Müteselsilen, teselsülen silsile olarak birbirine ne yapıyor? Netice veriyor, terettüp ediyor. Kanaatsizlik ise saye çalışmaya şevki kırar. Kanaatsiz olan insan çalışma şevki olmaz. Şevk ise himmetin matiyesidir. Himmeti olmayan kişi ise değerli hazirun Men himmetehu nefsehu min insan. Yani himmeti âli olmayanın, mevcuda dun himmet olanın, mevcuda iktifa eden insan bile sayılmıyor literatürde. Demek ki bu kanaatsizlik ve hırs öyle kötü neticeleri veriyor ki saye şefki kırıyor, çalışmaya şefki kırar, şükür yerine şekva ettirir, tembelliği atar insanı tembelliğe atar, şükür yerine şekva ettirir. Ve meşru yani şer'i şerifte hududu tayin edilen, meşru yani biz kanuni mi diyoruz? Eskiden bizim kanunlarımız İslam hukukuna göre tayin ve tertip edildiği için yani kanuni olan bir işe meşru derdik. Şimdi yani şer'i mi? Şer'i şerife uygun mu? Evet, ve meşru bunu öyle anlayacağız. Yani İslam hukukuna göre İslam sınırları dahilinde İslam'ın hudutlarını çizdiği ve meşru helal az malı terk edip gayri meşru külfetsiz bir mal arar. Yani helal haram ver Allah'ım bu garip kulun yer Allah'ım. Yani iktisat etmeyince hırs yapın israf oluyor. İsraf olunca insan hırslanıyor hırslanınca kanaatsiz oluyor. Bu sefer meşru şer'i hudutları da ne yapıyor? Aşıyor. Allah'ın çizdiği hudutlar ve sınırlar var. Onları aşmamak lazım. Ve men yetea'dde min hududallah Kim Allah'ın hudutlarını aşarsa diye ayeti celillerde tedip var, tehdit var. Allah'ın çizmiş olduğu bir hudut var. Demek ki insan onu ne yapıyor? Aşıyor terk edip gayri meşru külfetsiz bir malı arar. Bak bunun böyle olduğunu bakınız kolaycılığa bu haram gelirlerin sıralarına bakın. Allah muhafaza. Bu cema aziz cemaati tenzih ederim. Böyle yılbaşılarda böyle bedavacıları o kumar kuyruklarında, milli piyango kuyruklarında görün. Yüz binler, milyonlar ne yapıyor? Yani alın teri dökmeden beleş bir şekilde kazanç elde etmenin peşine düşmüş. Halbuki o adam otursa, o sıraya giren adam otursa helal mal, malını ne yapar? Belki de senelerce yiyebilir. Hatta hadisi kutsiyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki aziz ve celil olan Allah şöyle buyuruyor. Hadisi kutsilerin mütekellime peygamber aleyhissalatü vesselam onun esas sözün sahibi ise Cenab-ı Hak'tır. Buhari'de geçiyor hadisi kutsi. Ey kulum Cenab-ı Hak buyuruyor. Ey abdim, ey kulum. Ben senden yarının rızkını istemiyorum. Yarının ibadetini istemiyorum da sen benden yarının rızkının için istiyorsun. Allah Allah. Yani kul tebessüm ettiriyor değil mi insana? Yani Cenab-ı Hak bize 5 vakit namaz emretmiş, son nefese kadar o namazı emretmiş. Bizden yarının ibadetini istemiyor. Niye? Çünkü tamam, tamam. İkin diye. çünkü namazın farzlarından birisi vakit girdiği zaman onu eda edeceğiz. Ama biz ya Rab bana bol gönder dediğimiz zaman Böyle diyen bir adamın bakıyorsun ki ambarında 7 senelik daha erzakı var. Evet birincisi kanaatsizliktir. Gayri meşru külfetsiz bir malı arar ve o yolda izzetini belki haysiyetini feda eder. İzzet ve haysiyetini feda eder. Hırsın haşiye iktisatsızlık yüzünden müstehlikler çoğalır. Yani tüketiciler çoğalır müstahsiller, üreticiler azalır. Herkes gözünü hükümet kapısına diker. O vakit hayatı içtimaiyenin medarı olan sanat, ticaret, ziraat tenakus eder, noksanlaşır. Değerli hazirun, bugün herkesin hükümetin kapısına göz dikip memuriyete yani aman hükümetten alayım, devletten alayım, devlet beni baksın, diye o hazır maaşa koşması, yürümesi ve oraya talip olması neden dolayıymış? Milletçe yani son 150 senedir arkadaşlar değerli hazirun, ya eyhellazina amenstecibu lillahi ve lirrasuli izaa daakukum lima yuhikum. Ey iman edenler Allah ve Resulü sizi nereye çağırıyorsa siz ona icabet edin. Hayat bulursunuz. Yaşarsınız yani hayatınız hayata benzer. Bunu Bediüzzaman Hazretleri din hayatın hayatı hem nur hem esası ihyayı dinle olur bu milletin ihyası. 150 senedir din ihya edilmediği için üzerimize ölü toprağa dökülmüş. 150 senedir hayat ve yaşam felsefemiz değişmiş. Herkes ne yapmış? Hükümetin kapısına, devlete bir tırnak atayım. Devletten bekliyor. Niye? Çünkü şekva ziyadeleşmiş, şükür azalmış. Din yaşanmıyor. Din yaşansa, değerli hazirun İslam hakkıyla yaşansa hem ahiretimizi hem dünyamızı imara kafidir. Mamur eden İslam. Evet bir Hristiyan dese ki Sava Paşa gibi biliyorsunuz İslam hukuku kitabı yazmış ve ilahiyatlarda da bu okutulmuş. Hakikaten adam dört dörtlük bir İslam hukukunu incelemiş ve yazmış Sava Paşa. Arkadaşlar onun gibi yani onun misali insanlar dese ki arkadaş ben İslamiyetin bütün kaide ve kurallarına uyacağım ama Müslüman olmayacağım dese dünyada dört başı mamur bir hayat yaşar. Ama ölünce nereye gider? Doğruca ile cehenneme zübera. Çünkü İslamiyet'i e inan, iman etmemiş. Yani İslam'ın kuralları sadece bize cenneti değil, bizi zülcenahen yapıp dünya cennetini de ne yapar <laughs> kazandırır. Evet, o vakit hayatı içtimaiyenin medarı olan sanat, ticaret, ziraat tenakus eder, o millet de tedenni edip sukut eder, fakir düşer. <laughs> Hırsın ikinci neticesi, birincisi kanaatsizlikti. İkinci neticesi haybet ve hasarettir. Haybet de ve hasarettir. Maksudunu kaçırmak ve istiskale maruz kalıp teshilat ve muavenetten mahrum kalmak. Yani hırs gösteren kaybeder. Haib kaybeden demek. Hani Şems suresinde جناب يمين يمينة يا أون اكيدفا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا والنهار إِذَا جَلَّاهَا وَالْلَّيْلِ إِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا والأرض وَمَا طهاها وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْحَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا طام أون إكي Ya Rabbi bu 12 tane yemini niye peş peşe yaptın? Bir tane yemin etsen. Hatta sen izzet ve celalinin üzerine söylesen biz iman ederdik. Değerli Hazirun öyle bir şey söyleyecek ki bizi ona hazırlıyor Cenab-ı Hak. Yani muksemun aleyhi bizi hazırlıyor. Yani muksemun bir öyle şeylerin üzerine yemin ediyor. Değerli şeylerin çok değerli bir şeye bizi hazırlıyor. Hayretimizi celbediyor. Oradan ne diyor? Ve kad khabe men Yani nefsin desiselerine uyan harap olmuştur demişti. Yani khabe harap olmak demek. Ve haybettir yani harap olmaktır. Hırsın bir neticesi insanı harabiyete götürür ve hasarettir. Büyük hasar almaktır. Maksudunu kaçırmak ve istiskale maruz kalıp istiskal iğrenerek tiksinerek bir kenara atmak yani hırs gösteren sair ehli iman ve cemiyetin sair efradı tarafından istiskal edilir. İğrenilecek bir şey gibi kenara atılır. Teshilat ve kolaylık ve muavenetten mahrum kalmak. Hatta el harisu khaibun hasir yani hırs hasaret ve muvaffakiyetsizliğin sebebidir olan darbı mesele masadak olur. O darbı mesel o adamın üzerinde görünür. Hırs gösteren kimse de. Hırs ve kanaatin tesiratı zihayat aleminde gayet geniş bir düstur ile cereyan ediyor. Ez cümle. Şimdi Üstad Hazretleri'nin bir huyu var. Sadece bütün Risale-i Nur'da adeti sadece ve sadece ey iman edenler Cenab-ı Hak sizi haşirde neşredecek. Sizi huzurunda toplayacak. Haşre iman edin. E zaten müminseniz iman etmek zorundasınız demiyor. Sadece onunla bırakmıyor. Allahu la ilahe illahhu le yecme'enkum ila yevmil kıyameti la raybe fi. Allah'tan başka ima, ilah yoktur ve o sizi üzerinde şüphe olmayan bir günde cem edip toplayacak. Bu ayeti celile tek başına bize haşre iman etmeye kafi ve vafidir değil mi? Üstad ne yapıyor? Altı bin sayfanın neredeyse tamamını haşir akidesinin üzerine bina ediyor. Ne yapıyor? İlk Risale'yi, onuncu sözü Fanzur ile asari rahmetillah keyfe yuhil arda bade Allah'ın rahmet eserlerine bir bakın. Yeryüzünü öldükten sonra o nasıl tekrar Diriltiyor. diriltiyor? İnne zâlike le muhyil Aynı şekilde sizi kabirden o kaldıracak. Onun her şeye gücü yeter. Ayeti Celle'nin fezlekesiyle ayet bitiyor. Yani ne yapıyor? Tabiattan, kainattan, hayvanattan, bütün eşyadan misal getiriyor. Ta onun ile aklımızı ne yapıyor? İşba ediyor. Burada da hırsın insanlar için, bahusus Müslümanlar için kaybetme sebebi olduğunu tabiattan yani kainattan, kainat kitabından misal vererek ne yapacak? Bize gösterecek. Ez cümle rızka muhtaç ağaç, ağaçların fıtri kanaatleri. Ağaçlarda nefis yok. Ve rızka da muhtaçlar öyle kanaat ediyorlar ki ağaçlar meyve ağaçları bahusuz onların rızkını onlara koşturduğu gibi. Ne yapıyor? Rüzgarları, bulutları, yağmurları, insanları ağaçlara Cenab-ı hizmetkar ediyor. Onlar kanaat ediyor, yerlerinde duruyor ya. Arılar, sinekler geliyor, onları döllüyor. Rüzgarlar onları tenkih ediyor. İnsanlar onlara hizmet ediyor. Erik ağacına, şeftali ağacına, kaysa ağacına ne yapıyor? Biz hele bu zamanda tenakehu tekaseru fe inni ubahi bikumul umem Evleniniz, evleniniz. Bak evlenmek fiili tezevvüç ama tenakehu buyuruyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Arapçada kelime tercihinde bir mucize var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'da değerli ağabeylerim cevami ülkeliyim olduğu için Kur'an'daki o mucizeden o mucizenin en beli, en fasih şekli Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'da görünüyor. O da efsahul e, e, yani efsahdır yani fasihlerin en fasihidir peygamber aleyhisselatu vesselam Fusahadır. hadir efsahul yani fasihlerin en fasihidir peygamber aleyhisselatu vesselam tenakehu nikah ile çoğalın ya sahih nikah ile çünkü insanın terbiyesi babanın besmele'si başlıyor Allah Allah yani bu çocuk gelsin, 7 yaşına gelsin. Ondan sonra ben buna bir hoca tutayım, terbiye edeyim. Öyle bir şey yok. Sahih nikah ile ve onun da iptida besmele ile en başta. Bu çok mühim. İşte Üstad Hazretleri de yani biz ne yapıyoruz? Çocuk beslemekte, büyütmekte arkadaş bunun hakkından gelemeyiz. 2-3 çocuk olunca nefesimiz kesiliyor ama bir hurma ağacına yapıyor on binlerce evlat besliyor. Niye? Kanaat etmiş yerinde duruyor. Allah'ım bana bu evladı verirse onu besleyecek rızkı da alttan gönderir. Yağmuru gönderir, suyu gönderir. Biz ne yapıyoruz? Deliler gibi çalışıyoruz. Bütün nebatata hizmet ediyoruz. Evet. Rızka muhtaç ağaçların fıtri kanaatleri onların rızkını onlara koşturduğu gibi Hayvanatın hırs ile meşakkat ve noksaniyet içinde rızka koşmaları. Şimdi hayvanlarda nefis var, şuur ve idrak yok. Ama akıl var ne kadar ahırlarını tanıyacak kadar, hayatlarını muhafaza edecek kadar Cenab-ı Hak ne yapıyor? Onlara hafif bir akıl veriyor. İdrak veriyor daha doğrusu. Yani ne yapıyor? Ahırını tanıyor. Eğer öyle olsa her gün ah şey bizim ineklerimiz vardı, koyunlarımız hepsi ahırını tanırdı. Cenab-ı Hak onu da onlara vermese ne yapar? Al başına iş. 60 tane koyunu topla her akşam, her sabah. İşte onda o cüz'i bir akıl ne yapıyor? Onlara veriyor. Ama nefis olduğu için ne yapıyor? Nefis karışıyor onların rızkı kazanmalarına. Onlar da biraz daha zor hayvanlarda. Ama insanlara geliyoruz. Tam akıl var, idrak var, nefis de var. Ne yapıyor? Rızık onlardan, insanlardan daha çok uzaklaşıyor. Hırsın büyük zararını ve kanaatin azim menfaatini gösterir. Bu bitkilerin ve hayvanların halleri. Hem zayıf umum yavruların lisan halleriyle kanaatleri, süt gibi latif bir gıdanın ummadığı bir yerden onlara akması, min haythu la yeş'uru, şuurlarının ermediği min haythu la yahtesib hesap edilmeyen bir yerden rızık geliyor. Min beyni fersin ve demin le ibreten diye ayet başlıyor. Sizin ibret almanız için min beyni fersin ve demin lebenen halisen saygan şaribin kan ve fışkı ortasından mukaddi bembeyaz saf tertemiz lezzetli akıcı bir sütü size rızık olarak gönderiyorum. O yavru aciz, çaresiz, düşkün ne yapıyor? Cenab-ı Hak ona rızkını gönderiyor. Ve canavarların hırs ile noksan ve mülevves rızıklarına saldırması. Böyle canavar hayvanların hususan maymun ve tilkinin ileride geçecek. Bakıyorsunuz. Ben hiç hayatımda böyle tavlı, böyle pıspıtır bir tilki görmedim. Maymunlar, tilkiler en kurnaz, en zayıf onlar davamızı parlak bir surette ispat ediyor. Bakınız tabiattan misal verdi. Hem semiz balıkların vaziyeti kanaat karaneleri hiç zayıf bir balık gören var mı? Hepsi böyle tombul. Mükemmel rızıklarına medar olması ve tilki ve maymun gibi zeki hayvanların hırs ile rızıkları peşinde dolaşmakla beraber kafi derecede bulmamalarından cılız ve zayıf kalmaları. Tilkiler çok zeki arkadaşlar. Tilki bir boru var. Ancak kendinin girebile girebileceği kadar diyelim 20 santim çapında bir boru. Bu borudan köpek görüyor bu tilkiyi. Tilki girip boruya giriyor. 5 metrelik bir boru. Bakın. Dünyada hiçbir akıllı adamın yapacağı iş mi? O boruya giriyor. Köpek giremiyor. Borudan çıkıyor. Köpeği bir kilometre dolandırıyor. Geliyor, boruya bir daha giriyor. Köpeğin nefesi kesiliyor. Borudan bir daha çıkıyor. Bir daha dolandırıyor bir kilometre kadar. Bu iki üç defa tekrar ediyor. Köpek artık pes ediyor. Tilkinin yerinde olsak, biz akıllı insanlar borudan çıkar mıyız? Zaten giremiyor köpek oraya. Arkadaşlar boruda iki tilki var. Biri çıkıyor yok yani maksat köpeği yormak. Nefesini iflahını kesmek. Ya, yeah. böyle zeki. Yani biri giriyor öndeki şey yapıyor bayrak yarışı yapıyorlar. Köpeğin nefesi kesiliyor sonunda pes ediyor <laughs> ayrılıyor. Ya. Yeah. Zayıf kalmaları yani bu kadar kurnaz oldukları halde zayıf kalmaları yine hırs ne derece sebebi meşakkat ve kanaat ne derece medar rahat olduğunu gösterir. Hem Yahudi milleti hırs ile riba ile hile dolabı ile rızıklarını zilletli ve sefaletli ve zıribet aleyhimu zilletü vel meskenet onların üzerine diyor zillet ve meskenet zuribet vuruldu. Meskenet zillet ve meskenet mührünü diye darp ettik diyor bu alçak Yahudilerin. Gayri meşru ve ancak yaşayacak kadar rızıklarını bulması ve sahran işinlerin yani bedevilerin yani badiyede yaşayan çölde yaşayanların karanı vaziyetleri izzetle yaşaması ve kafi rızkı bulması yine meskur davamızı, kat'i ispat eder. Yani bu dünyanın parasının takriben yüzde seksen bakın bir ülkenin değil, bütün dünyanın parasının yüzde seksen beşi bunlarda. Bankalar bunların elinde. Hava, uçak havalanıyor. Havalanan her bir yolcu onlara bir denizlerde üzen gemiler, her biri pay veriyor. Öyle bir sistem kurulmuş ki, yani dünyanın parasını bankalarla international bir sistemle ne yapıyorlar? Ellerine geçirmişler. Bu kadar parayla Cenab-ı Hak onları uyutmuyor gene. Niye çok parası olanın uykusu olmaz? Evet. İzzetle yaşaması, şeylerin de diyor sahrada yaşayanların da izzetle ve kanaatle yaşaması davamızı ispat eder. Hem çok alimlerin ve ediplerin zekavetlerinin verdiği bir hırs sebebiyle alimler ve edipler biraz akıllı olurlar diyor. Onlar da diyor yine ne kadar hırsın zararlı olduğunu bilseler de kendilerini frenleyemiyorlar alimler. İki tane haşiye var burada. Bir, İran'ın adil padişahlarından Nuşirevan-ı Adil'in veziri. Akılca meşhur alim olan Vüzürcü Mehr'den sormuşlar. Neden ulema umera kapısında görünüyor da umera ulema kapısında görünmüyor? Halbuki ilim emaretin fevkindedir. Cevaben demiş ki ulemanın ilminden umeranın cehlindendir. Vücucu Mehr çok akıllı bir vezir. Nuşirevan da zalim bir padişah. Zalim bir padişah. Tahsiye edeceğim inşallah. Çok zalimmiş. Bir gün büyük mehr ile bir yere, bir yerden giderken bir harabe bir yerden geçerken yıkık bir evden bakmışlar iki baykuş ötüyor. Bu zalim Nuşirevan ona takılmış. Demiş ki: Ne konuşuyorlar? Madem vezirsin, akıllı adamsın bil. Demiş ki efendim birinin oğlu var, birinin de kızı var o oğlu olan baykuş kızını öbüründen kızını oğluna istiyor. Demiş ki ne anlıyorsun verecek mi? Hani de böyle biz, siz de gitmişsinizdir. Biz de kız istemeye çok gittik. Yani adamın ailenin halinden belli olur verip vermeyeceği. Ne, anla, ne anlıyorsun? Verecek mi kızı diyor. Yok diyor başlığı çok istiyor padişah. Ne başlık istiyor? Diyor ki yedi tane harabe köy isterim. Baykuş ya ötecek yedi tane harabe Demiş verecek mi diyor başlığı verir mi diyor efendim demi diyor ki şah uşa devirde bu devir olduktan sonra yedi değil on yedi harabe köy veririm ona demiş. Yani öyle zulme diyormuş ki zulmünden köyler boşalıyormuş harabeye dönüyormuş ondan dolayı. Bu diyor Nuşirevan başta olduğu müddetse sana 17 tane harabe köy verebilirim. Bundan sonra bu Nuşirevan'a Nuşirevan Nuş adil olmuş. Demiş vay anasını. Demek ki bizim zulmümüzden köyler bile virane oluyormuş. Şimdi bu adil Nuşirevan'ın veziri e, veziri e, ne sormuşlar Büzücü Mehre? Niye alimler saraylarda geziyor da saray kapılarında Umera'nın, amirlerin, emirlerin kapılarında geziyor da hiçbir yönetici alimlerin kapılarında gezmiyorlar. Niye? E, medreselerin kapılarında, tekkelerin kapılarında gezikmiyor, gezmiyorlar, dolaşmıyorlar. Aslında dolaşan da var da erbabı ne yapıyor? Müsaade etmiyor. Ebul Vefa Hazretleri biliyorsunuz bakın 150 metre komşumuz onun kapısına Fatih Sultan Mehmet ziyaret için giriyor. Ve Ebu'l-Vefa hazretlerine müsaade istiyor. Sultanım diyor, ziyaretinize gel geldik, müsaade var mı? Sultan Muhammed Han'ı kapıdan geri çeviriyor. Ve ağlayarak geri dönüyor. Diyor ki, ben ki Fatih İstanbul'un kapılarını açtım ama bir kırık tahta kapıya geçemedim. Soruyor hikmeti nedir? Sultanım eğer bizi gelir bu tekkede ziyaret edersen, buranın neşvesi ve zevki sizi celbeder, sizi alt eder, buraya müncelib eder ve ne yaparsınız? Bırakırsınız tahtı, saltanatı ve devlet zarar eder. Ben sizinle görüşmeye hasretim. inşallah büyük güne kalsın randevu demiş. Ve hakikaten öyle Sultan Bayezid'in, birinci Bayezid'in, ikinci Bayezid'in lakabı velidir. Veli Bayazit veliliği evliyalığa geçti. Az kalsın eğer oğlu Cebren saltanatı elinden almasaydı rahmetli Yavuz ne olacaktı? Bu şianın tasallutu altında kalacaktı. Hakiki ve sağlam bir inanca sahip olamayacaktık. Onun için 40. hocam der ki siz diyoruz Osmanlı sultanlarına bir fatiha okurken Yavuz'a iki fatiha okuyun. Allah gani gani rahmet eylesin. İstikametli inancı bu memlekette muhafaza eden Yavuz Sultan Selim'dir. Allah şefaatlerine nail eylesin. Bundan dolayı diyor ki yani padişahlardan da bazıları biliyor ilmin kıymetini ama ne oluyor? Ekseriyetle zaten ekseriyetle diyor. Ekseriyetle ulema diyor saraylarda göz, göz gözüküyor ama emirler diyor medreselerde, tekkelerde gözükmüyor. Sebebi nedir? Bakın ne diyor? Ulemanın ilminden üzürcü Bu fazıl insan. Diyor ki ulemanın ilminden, umeranın cehlinden. Yani umera cehlinden ilmin kıymetini bilmediği için ne yapmıyor? Alimin kapısına gitmiyor. Ulemanın kapısına gidip arasınlar. Ulema ise marifetlerinden mallarının kıymetini dahi bildikleri için Umera kapısında arıyorlar. İşte büzürcü mehr. Ulemanın malları büzürcü mehr ulemanın arasında fakir ve zilletlerine sebep olan zekavetlerinin neticesi olan hırslarını zarif bir surette tevil ederek nazikane cevap vermiştir. Aman Allah'ım ne cevap. Yani öyle yapıyor ki güya alimleri güya alimleri met ederken Halbuki onlardaki hırsı nazara veriyor. Diyor alimler hırs yapıyorlar. Hırs yapmasalar, umeranın kapısına gitmeseler ne yapacaklar? Hem ulema, umera onların ayağına gelecek hem de izzetlerini koruyacaklar. Bu sebeple değerli hazirun şu anda tefsirini okuduğumuz Bediüzzaman Hazretleri amcasının dahi minnet altına girmemek için sormasını içmemiş. İn ecriye illa alallah. Ömür boyu karşılıksız hediye almamış. Biz biz diyor. Ne? Neşri dinde, hakayki imaniyede enbiyaya tabiyiz. Onlar ise ücretlerini Allah'tan beklemişler. Allah'tan başka hiç kimseden bir beklentisi olmamış. İşte bu sebeple bu kitaplar 100 senedir okunuyor. 97 senedir okunuyor. 150 tane İslam ülkesinde yüz binlerce yerde ders yap yapılıyor. Niye? Çünkü ihlas sırrıyla yazılmış. Hırs göstermeden yazılmış. Hatta keçeli bunu katran ağacının başında, o çam ağacında, o barlada, dağın başında yazarken Üstadım biz bunları burada yazıyoruz. Kim okuyacak? Bunu dünyaya okutturacağım dedi. İhlasla yazıldı arkadaşlar. İhlas ile okumayı Rabbim bizlere nasip eylesin. Amin. Amin. Evet ikinci haşiye bunu teyit eden bir hadise Fransa'da ediplere iyi dilencilik yaptıkları için dilencilik vesikası veriliyor. İyi dilencilik yaptıkları için. Edipler de iyi dilencilik yapar ha. Hatta, hatta bir şey var. Avrupa'da bir çok meşhur bir şair gitmiş bakmış ki dilencinin önünde bir tabak, önünde de bir yazı, Allah rızası için bir sadaka. Demiş ki günde ne kadar kazanıyorsun? Ne demiş? Biraz kazanıyoruz. Ver o yazıyı almış, ama dilencinin gözleri ama. Sen kimsin? Ben meşhur şairim demiş şair almış o yazıyı, o Allah rızası için bir sadaka yazısını, oraya bir beyt yazmış. Bir mısra. Yazdıktan sonra, bir hafta sonra uğramış. Yahu demiş, ben filan şairim. Sen neredesin demiş o dilenci ona. Ben parayı koyacak yer bulamıyorum. <laughs> Allah için sen bu yazıya ne yazdın demiş bu öndeki levhaya. Demiş ki oraya yazmış ki ben de sizin gibi bir zaman baharı görebiliyordum. Böyle bir manidar bir mısra yazınca. Ben de sizin gibi baharı görebiliyor. Kuşların cıvıltılarıyla birlikte o yemyeşil ovaları seyredebiliyordum. Diye yazmış. Tabi yani burada şairler ve edebiyatçılar iyi ağızları laf yaptığı için iyi dileniyorlar. Onu demek istiyor. Ve iyi onlara dilencilik vesikası veriliyor Avrupa'da. Evet. Bunu da diyen Süleyman Rüştü. Rahmetullahi aleyh. Bu haşiyi düşen. Üçüncü evet. El kanaatü çünkü çocukların iktidar ve ihtiyarlar ihtiyarı geldikçe rızkı azalır, uzaklaşır, sakilleşir. El kanaatü kenzün la Kanaat bitmez bir hazinedir. Bu, bu kimin sözü? Peygamber aleyhisselatu vesselamın. El kana'atu kenzün la Fena bulmayan, fani olmayan bir hazinedir kanaat. Hadisinin sırrıyla kanaat bir define-i hüsnü maişet ve rahatı hayattır. Hırs ise bir madeni hasaret ve sefalettir. Üçüncü netice. Hırs, ihlası kırar. Ameli uhreviyeyi zedeler. Hırs, hırs göstermeyin. Şimdi ikhlas is, ih, ise nedir? Amelin özü, esası, zübdesi, hakikati. Yani a, ihlas olmasa amelin ruhudur. Bir amelde ihlas olmayınca o şey boştur. O amel boşa yapılmış olur. İhlas sırf o amelin Allah rızası için yapılması. Ruh olmayınca mesela adamın babası değil mi? Bu benim babam diyor, hürmet ediyor, elini öpüyor. Esasında o babasının ruhuna hizmet ediyor. O ruhun elini öpüyor. O cismi, cisim olarak babasının elinde görünüyor. Ruhunun elini öpüyor babasının. Şimdi o babadan ruh çıkıp gitse cansız beden uzanıyor orada. O evlat daha babanın elini öper mi? Hatta komşulara, komşulara Allah rızası için şu babamı alın bir defnetin değil mi? Yani demek ki esas elini öptüğümüz, hürmet ettiğimiz o babamızdaki babamızın ruhu. İşte değerli hazirun, amelin esası ihlas. Yapılan amelin sırf Allah'ın rızası için yapılması. Ya Rab sen emrettin, ben sırf sen emrettiğin için yapıyorum. Evet, ubudiyetin daisi emri ilahi neti rızı neticesi rızayı hak fevaidi uhreviyedir. Bütün bunların toplamında ihlas görünüyor. Evet. Çünkü bir ehli takvanın hırsı varsa teveccühü nası ister. Ya insanlar beni görsün, insanlar bana yönelsin ister. Teveccühü nası müraat eden yani hedefine koyan ihlası taammı bulamaz. Bu netice çok ehemmiyetli, çok cayi dikkattir. Elhasıl israf kanaatsizliği intac eder. Kanaatsizlik ise çalışmanın şevkini kırar. Tembelliği atar, hayatından şekva kapısını açar. Mütemadiyen şekva ettirir. Haşiye üç hem ihlası kırar, riya kapısını açar. Hem izzetini kırar, dilencilik yolunu gösterir. Evet, müsrif ile görüşen, görüşsen, şekvalar işiteceksin. Ne kadar zengin olsa da yine dili şekva edecektir. Bir müsrif bir insan ile görüşsen ne kadar durumu iyi olursa olsun şekva edecek. Şikayet edecek. Gene isteyecek. Niye? Kanaati yok. Hatta bir şeyhi bir zengin biri ziyaret etmiş. Geçen dersimizde misal verdik. Yeri tam burası. Burada bir daha verelim. Sıkıntı yok. Et tekraru minel ahsen ve yüz seksen. Yani 180 defa tekrar olsa yine iyi. Arkadaşlar bir Allah dostunu biri ziyaret ediyor. Diyor ki efendim ben müsaade ederseniz size yardım edeceğim. O Allah dostu da diyor ki ona çok da zengin biri. Sen zengin misin ki bana yardım ediyorsun? Hocam ne münasebet? Beni bütün dünya biliyor zengin olduğumu. Peki ne kadar altının var? O da diyor diyelim 3 milyon tane altınım var. Altın. O da 3 milyon tane var elhamdülillah. Peki demiş ister misin 3 milyon daha altının olsun? İsterim tabii ki. O zaman senin 3 milyon altına muhtaçsın. ihtiyacım var. Bak benim hiç altına ihtiyacım yok. Demiş. Yani hırslı olan ne yapar? İster. Daha da ister. Var gene ister. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ve ma anil heva in huve illa sultanı sınırı çiziyor. İnsanoğlunun bir vadi dolusu altın olsa ikinci bir vadi ister. Cenab-ı Hak da bunu bildiği için cennette hırs olmayacağı için cennette tam her bir mümine dünya kadar cennet verecek. Nerede? Hadis suresinde geçiyor. Hadislerde geçiyor. Dünyada dünya bizim olsa bu insan doymaz. Ah şu Jüpiter de benim olsa. Ya Rabbi o kadar trilyonlarca gezegenim var. Bu dünya yetmiyor. Bir tane daha ver. Diyor muyuz? E diyoruz baksana. Bütçenin dünya bütçesinin yüzde on beş yirmisi belki de şeye gidiyor. Uzay araştırmalarına gidiyor. Yani dünya güya bize yetmiyormuş. Evet. Evet. İktisad ise kanaati intac eder. Azze men kana'a e, zellemen tamaa yani kanaat eden aziz olur zille tamaa eden de zillete düşer hadisin sırrıyla kanaat izzeti intac eder hem saye ve çalışmaya teşcih eder cesaretlendirir cesaret verir şevkini ziyadeleştirir çalıştırır çünkü mesela bir gün çalıştı akşamda aldığı cüz'i bir ücrete kanaat sırrıyla ikinci gün yine çalışır Müsrif ise kanaat etmediği için ikinci gün daha çalışmaz. Çalışsa da şevksiz çalışır. Hem iktisattan gelen kanaat şükür kapısını açar. Şekva kapısını kapatır. Hayatında daima şakir olur. Hayatında şükreder. Evet hem kanaat vasıtasıyla insanlardan istigna etmek cihetiyle teveccühlerini aramaz. Teveccüh kökü vaceh yüz. Yani yüzünü dönmek yani manen ve maddeten yüz dönmek demek teveccüh etmek yönelmek insanlara yönelmek ihlasın ihlas kapısı açılır riya kapısı kapanır yani insanlara yüzünü çeviren dünyaya yüzünü çeviren ne yapar Allah'a yüzünü dönmüş olur Mevlana bunu güneş ve gölge misaliyle taçlandırıyor diyor güneş şemsi sermedi cenab-ı hak gölge ise dünya Gölgeye yüzünü dönen onu yakalayamaz. Ömür boyu koşsa yakalayamaz. Ama güneşe yüzünü dönenin gölgesi arkasında kalır. Gölge ona mahkum olur. Onun Ona göre hareket eder. Ya böyle de bir şey var. Yani sen ne yaparsan dünya seni takip eder. Sana doğru şekil alır. Büyük insanlar öyle olmuş. Üstad davası için çalışmış. Dünya üstada göre şekil almış. Evet. İktisassızlık ve israfın dehşetli zararlarını geniş bir dairede müşahede ettim. Şöyle ki ben 9 sene evvel mübarek bir şehre geldim. Kış münasebetiyle Isparta şehri. O şehrin menabi servetini göremedim. Allah rahmet etsin. Oranın müftüsü birkaç defa bana dedi. Ahalimiz fakirdir. Bu söz benim dikkatime dokundu. 5-6 sene sonra raya kadar daima o şehir ahalisine acıyordum.'' Arkadaşlar bu üstatta öyle vefa duygusu var ki. İsparta'da Risale-i Nurları telif ettiği için bu, 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 bu. İsparta. İsparta bu. Isparta. Ya bakın burada o halkın israf edip de kanaatsiz olduğundan dolayı şehrin adını vermiyor. Ben acemilik yaptım da ismini verdim. Üstad öyle hürmet ediyor onlara. Hatta üstadın eski bir kaşığı var. Ne? Ben söylettim he. Ben söyledim. O ben üstad değilim ki. Ben aciz. Hakikaten öyle. Üstad Hazretleri hatta İhlas Risalesi'nde İsparta'nın ismini söylüyor. Ama burada söylemiyor değil mi? Orada fazilet var ya. Burada demiyor. Ve üstad vefa gösteriyor. Niye? Neşri Envar-ı İmaniye'de üstada sahip çıkmışlar bir makaleyle 40 bin kişiyi hizmete tabi eden ustada orada 4 kişi hizmet ediyor. Bin derece daha ziyade ihlas sırrıyla onlardan daha ziyade diyor hizmetimin muvaffakiyet gösterdi buyuruyor. Ve üstadımız çok vefalı ne yapıyor? Bir gün kaşığı bakıyor ki eski kaşığı eski kaşığı yok yeni bir kaşık var yerinde. Zübeyir diyor. Bu kaşık nereden? Üstadım diyor. Senin kaşık eski diyor. Kırıldı veya çatladığı için onu attım. Bunu yerin çöpe attım. Bu yenisini aldım. Sen bana 20 seneden beri hizmet eden arkadaşımı bana sormadan nasıl atarsın? Çabuk dostumu bana getir. Hatta mektubatın fihristesinde, mektubatın kendinde değil fihristesinde diyor ki dişlerim döküldüler bana hizmet eden. Dişinin dökülmesine. Yani kendine hizmet eden uzuvlarının ayrılmasına bir dost bir parça ayrılıyor. Ona dost olarak ne yapıyor? Muamele ediyor. Vefa gösteriyor. Ben ise yahu dişimi çektim de kurtuldum arkadaş bana ne kadar çile veriyordu. Benim valide öyle yaptı. Gitti diş doktoruna dedi ki doktora şu dişimi çıkar onu bana ver onu kıracağım. O beni yedi gecedir uyutmuyor. <laughs> Doktor da dişi çekince vermedi dişi. Dedi ki gel anlaşacağız. Doktor da şey salabetli birisi. Dedi ki kaç yaşındasın? Dedi 70. Bak 70 çarpı 365. Bu diş sana 10000 binlerce 30 bin gündür sana hizmet ediyor. 7 gün seni rahatsız etti. Gel bu dişe hakkını helal et. Diyor doktor böyle söyleyince ben ağlamaya başladım. yani üstad dişine vefa gösteriyor. Kaşığına vefa gösteriyor. Kendisine zulmeden savcıya sırf kosturmada kosturmada onun neslinden birisi onlara kefalet tatarlar kefalet gösterdi diye kefaletle onu camide ibadet etmesine sebep oldular diye aslen Tatar olan eski şehirdeki o hain savcıya ne yapmıyor? Beddua etmiyor. Vefalı biri. Allah vafidir, vefalı olanları sever. Cenab-ı Hak da böyle vefalı bir üstada bizi talebe eylemiş. Ben diyor kışın gittiğim için göremedim diyor oranın menabisini. Yani mahsulatının menbasını. Müftü Efendi de diyor ki ahalimiz fakirdir. E bakıyorum ki bu kadar arazisi olan bir halk fakir olamaz. Meğer sır neymiş? Sır kanaat kalktığı için herkes halinden şikayetçi. Oluyor, değil mi? Isparta. Hem evet hayret ettim. Beni aldatmayan ve hakikaten derkinde bir rehberim olan, hakikatlerin derkinde bir rehberim olan bir hatıra hakikatle anladığım iktisatsızlık ve israf yüzünden bereket kalkmış ki o kadar menabi servetle beraber o merhum müftü ahalimiz fakirdir diyordu. Evet zekat vermek ve iktisat etmek malda bir tecrübe sebebi bereket olduğu gibi israf etmek ile zekat vermemek sebebi ref'i bereket olduğuna hadsiz vakat vardır. İslam hükemasının eflatunu ve hekimlerin şeyhi ve feylesofların üstadı dahi meşhur Ebu Ali İbn Sina yalnız tıp noktasında külü veşrebu ve la tusrifu ayetini şöyle tefsir etmiş demiş. Şimdi yani İbn Sina şöyle diyor demiyor. Onun üç tane vasfını nazara veriyor. Biri İslam hükemasının Eflatun'u. ikinci Eflatun. Ve hekimlerin şeyhi tabiplerin de şeyhi, üstadı ve filozofların da İslam filozoflarının da üstadı ve dahi meşhur, meşhur dahi i̇bn Sina şöyle diyor. Cema'tul tibbe fi beyteyni cem'an. İki tane cem var burada. Ben diyor tıp ilmini cem ettim diyor. Beyteyn. iki beytte topladım. Ve hüsnül kavli fi kasril kelam. Niye tıp ilmini iki, iki cümlede topluyorum? Ya bırak uzun olsun. Hayır. Çünkü diyor sözün güzelliği kısalığındadır ya. Bu sebeple diyor ben de tıp ilmini iki tane hasa iste, iki hassada, iki özellikte topluyorum. İki tane özelliği iki kurala uyarsanız sağlıklı bir şekilde yaşarsınız. Evet. فَقَلِّ ve اَكَلْتَ وَبَادَ ee, ve bade eklin tecenneb ee, feqallil in ekelte yedi, yediğin zaman yemeğini azalt ve bade ve sonrasında eklin yemekten sonra tecenneb sakın bir daha yeme yemek üstüne yemek yeme ve şifaun fil inhizam şifa inhizamdadır ve leysa alen eşeddu halen nefisler için şundan daha şiddetli bir hal yoktur. Min idhali ta'ami ala ta'am. Yemek üstüne yemek yemekten daha kötü bir şey yoktur. Diye mealini de burada üstadımız veriyor. İlmi tıbbı iki satırda topluyorum. Sözün güzelliği kısalığındadır. Yediğin vakit az ye. Yedikten sonra 4-5 saat kadar daha yeme. Şifa hazımdadır. Yani kolayca hazmedeceğin miktarı ye nefse ve mideye en ağır ve yorucu hal taam üstüne taam üstüne yemektir. Evet. Cayı hayret ve medarı ibret bir tevafuk. Arkadaşlar ben size iki ders önce söz vermiştim ki bir e, latif bir nükte o orası bura. Yani hani üstadımız diyor ya ilhamen yazdırılmış. Yani bu benim eserim değil. Ben bunu bana soranlara ben buraya okuyorum. Yani hatırınızda bulunsun. İktisadın en sonu. Şu son paragraf bu Risale-i Nurları hakikaten Cenab-ı Hakk'ın ilhamıyla üstada yazdırıldığının ispatı bu son paragraf. Onunla bitiriyorum inşallah. Cayı hayret ve medarı ibret bir tevafuk. Hayret edilecek ve yani ibret alınacak bir tevafuk. İktisat Risalesi'ni üçü acemi olarak 5-6 ayrı müstensi ayrı ayrı yerde ayrı ayrı nüsha'dan yazıp birbirinden uzak hatları birbirinden ayrı hiç elifleri düşünmeyerek yazdıkları her bir nüsha'nın elifleri yani satı, sayfanın başlarına gelen elifler ha yoksa şeyin içindeki elifler değil. Bir daha tekrar edeyim çok mühim. Yani hayret edilecek bir şey. Böyle bir şey olamaz. Üçü acemi. Arkadaşlar bu memleketin başına bir kıyamet kopmuş. Allah demek yasak. Mektep, medrese, zaviye, tekke hepsi kapanmış. Ezanlar susturulmuş. Hatta Arap harfleriyle, Kur'an harfleriyle baskı yazmak, kitap yazmak ve basmak yasak. Üstad ne yapıyor? Risaleleri veriyor acemilere, talebelerine. Çoğu acemi alıyor, altında ışık yakıyor, camın altında. O sayfanın üstünden sayfayı kopya çekiyor. Ve bakıyor, taklit ediyor. Bu şekilde savda 600 bin nüsha yazılmış. Bugün bir yazar dese ki, benim kitabım 30 bin bastı. Hmm, i̇yi şey, iyi yazar canım 30 bin basmış. O da matbaada, 600 bin barlada ve savda nüsha ne yazılmış? Yazılmış. İman tekniğe meydan okumuş. Bakın, şimdi diyor ki bu iktisat risalesini gönderdim diyor. Telif ettik gönderdik. Gönderdik diyor, 6 ayrı yere gitti diyor. 3'ü acemi olarak 5-6 ayrı müstensi istinsah eden, nüsha yazan kişiler ayrı ayrı yerlerde birbirinden habersiz ayrı ayrı nüshadan yazıp birbirinden uzak hatları birbirinden ayrı yazı stilleri de birbirinden ayrı. Hiç elifleri düşünmeyerek bilmiyorlar ki ben eliflerini sayacağım. Üstad alıyor tevafuk arıyor şeyden eserlerde. Düşünmeyerek yazdıkları her bir nüshanın elifleri duasız 51 dua ile beraber 53'te tevafuk etmekle beraber nüshaları o bu iktisat risalesini üstad o gelen altı nüshada sayıyor. Sayfa başlarındaki yani burada mesela elif harfi şurada sayıyor ki duasız 51 dua ile 53. Altısının da böyle tevafuk etmesi. Bakın neye? Beraber iktisat risalesinin tarihi, telif ve istinsahı olan Rumice 51 ve Arabi 53 tarihine tevafuk ise Allahu Ekber. Rumi olarak telif edilen tarih 1353 Hicri, Rumi 1351 Rumi Hicri 1353 Şüphesiz tesadüf olamaz. Allah aşkına bunda tesadüf olabilir mi? Zerre kadar tesadüf yok. İktisattaki bereketin keramet derecesine çıktığına bir işarettir. Yani bir avuç Leblebi ve üzüm var elinizde. Bu misal üstadın misali. Ben söylüyorum ama üstadın. Diyor ki siz atsanız diyor. O şey. O bir avucunuzdaki karışık yani leblebi üzüm. Dağılsa bir üzüm bir leblebiyle. Bir üzüm bir leblebiyle. Tamamen böyle eşleşseler. Sen diyebilir misin ki? Attım da öyle şansa geldi. Gaybi bir elin onu tanzim edip onu düzenlediğinden düzenlediğine yani düzenlemediğini nasıl inkar edebilirsin? Elbette gaybi bir el ne yapmış? O attıktan sonra onu durun öyle başıboş dağılmak yok. Herkes arkadaşıyla eşleşecek dediğine ne yaparız? Katiyen iman ederiz. Evet Arabice 53 tarihine tevafuk ise şüphesiz tesadüf olamaz iktisattaki bereketin keramet derecesine çıktığına bir işarettir. Ve bu seneye sene iktisat tesmiyesi layıktır. Evet zaman iki sene sonra bu keramet iktisadiyeyi ikinci harbi umumide her taraftaki açlık ve tahribat ve tahrif israfatla ve nevi beşer ve herkes iktisadan mecbur olmasıyla ispat etti. Subhaneke la ilme lena illa ma'allemtena inneke entel alimul hakim. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين رزاعا لله تعالى الفاتحة الصلوات